Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, bir o kadar da lezzetli istiridye mantarı tarifi paylaştım. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Öncelikle mantarımızı doğramakla başlayalım. Şöyle şu sap kısmını alacağım. Daha sonra elinizle, bakın çok kolaylık, hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Mantar zaten piştikçe küçüldüğü için çok küçük yapmayın. Şöyle bölüyorum. Mantarı yıkamadım bu arada. Yıkamanıza gerek yok. Zaten tertemiz. Böyle bölüyorum. Sap kısımlarını şöyle keseceğim. Çünkü biraz daha sert. İsterseniz burayı kullanmayabilirsiniz de. Mantarlarımı temizledim. Uygun bir tava aldım. Tavamın altını açtım. Tavamın içerisinde şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Yağım iyice kızacak da tavam da iyice ısınması gerekiyor. Isındıktan sonra mantarlarımı ilave edeceğim. Yağım iyice ısındı. Şimdi mantarları ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum arada. Mantarların çok fazla suyunu bırakmaması için mutlaka tavanızı ve yağınızı sıcakken koyuyoruz ki mantarları çok sulanmasın. Böyle biraz kavuracağım kızarana kadar. Bir 5 dakikadır mantarlarımı böyle kavuruyorum. Bakın hafif pembeleşmeye başladı. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı, lezzetine lezzet katması için çok güzel oluyor. 2 diş sarımsak doğradım küçük. Bir tane de orta boy soğanı şöyle büyük şekilde ince uzun. Yani mantarlarımın boyuna uygun olsun diye küçük doğramadım bunları. Bunları şimdi şöyle bir soteleyeceğim. En son baharatlarını ilave edeceğim. Bunlar da kavruldu. Şimdi baharatları ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Hemen karıştırıp artık altını kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakikada yemeğim pişti. Mantar yemeğimi servis tabağına aldım. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.